Cebirsel ifadeler çok önemli konuydu çocuklar. Ne demekti cebirsel ifade? Küçük bir tekrar yapalım, hatırlayalım. İçerisinde en az bir bilinmeyen bulunan, tabii bu bilinmeyen ne olabilir? Harf olabilir, sembol olabilir, ifadeleri biz cebirsel ifade diyoruz. Yandaki örnekleri inceleyelim. İyi ki de bunlar varlar. 14x artı 32 bir cebirsel ifade. 15x artı 10 bir cebirsel ifade. Peki 15 artı 10x3 bir cebirsel ifade mi? Değil. Çünkü cebirsel ifade olabilmesi için içerisinde en az bir bilinmeyen olmalı. Peki cebirsel ifade ile ilgili bizim bildiğimiz bazı tanımlar vardı. Bunlar neydi? Mesela bir değişken. Neydi değişken? Cebirsel ifadede bulunan bilinmeyen harf ya da sembollere değişken diyordum. Değişkenin önünde bulunan sayımız katsayı. Peki bir de terim sayımız vardı. Terim sayımız neydi? Cebirsel ifadenin artı ve eksi gibi ifadelerle ayrılmış olan arada kalan ifadeler idi. Mesela 14x artı 32 ifadesinde, cebirsel ifadesinde kaç tane terim var? 2 tane. Birinci terimim 14x, ikinci terimim 32. Bir de ne vardı? Sabit terim vardı. Sabit terim herhangi bir değişkene bağlı olmayan terim idi. Bunları 6. sınıfta öğrenmiştik. 7'de 8'de devam edeceğiz. Şimdi bu hatırlatmalarla gelelim yandaki soruya. Bir de bizim bu soruya baktığımız zaman az önce söylemediğimiz ama şimdi söylememiz gereken bir ifade daha var. Nedir bu? Cebirsel ifadelerde benzer terim. Benzer terimler arasında toplama ya da çıkarma yapılırken nelere dikkat ediyorum? Değişkeni aynı olan sayıları birbirleriyle toplayabilir ya da çıkartabilirim. Aynı değilse işlem yapamam. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Soner, kenar uzunluğu 5A artı 6 santim olan kare şeklindeki kartonu şekil 1'deki gibi noktalı yerden kesip şekil 2'deki konumda olacak şekilde yerleştiriyor. Buna göre şekil 2'de oluşan şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Çevre dediğine göre soru zaten ayan beyan ortada. En başta ne dedi? Kare dedi. Kare deyince ben ne anlıyorum? Karenin dört kenarı birbirine eşit. E burası 5A artı 6 santim ise burası ne olur? 5A artı 6. 5A artı 6. Ama şurayı 2A olarak verdiği için 5A artı 6'yı buraya yazamam. Ne yazmam lazım? Tamamı 5A artı 6'ydı. 2A burada var. 5A artı 6'dan 2A'yı çıkartırsam geriye ne kalır? 3A. Yani çocuklar şurası 3A artı 6. Peki burası kare olduğu için tabii ki burası da 5A artı 6. Şimdi kesip çıkarmış ve şekil 2'yi oluşturmuş. Artık bütün bunları oraya yerleştiriyor. Geldim yazıyorum. Burası neye karşılık geliyor şeklimizin şu kenarı? Buraya karşılık geliyor. Ve ne? 5A artı 6. Şurası. Peki şu kısım çocuklar, bu kısımda şurası mı? Evet. Ne eşit? Şuradan gösterelim. 3A artı 6. Şuraya yazalım. Mert söylesin, orasının kaç olur? Ya 5A artı 6. Peki burası? 3A artı 6. 3A artı 6. Şimdi şurası eğer 2A ise... Şurası ne olur Mert? 3A artı 6. 3A artı 6. Burası da yine 5A artı 6. Şurası da 2A. Bunu yazdıktan sonra işlem bitti. Ama çevre diyor. Ama çevre diyor. Çevre dediğim için çocuklar. Çevrede ben sadece şu yeni oluşan şeklimi şu anda maviyle çizmiş olduğum kısmı alacağım. Hikaye almayacağım çevrede. Hadi birlikte yazalım burayı. Yeni şeklimizi çevresine hesaplayalım. Bakalım. Şuradan başladım. 5A artı 6 yazdım.
Alt alta yazalım, karıştırmam için. Artı 2A. Burayı yazdım. Artı 5A artı 6. Buraya kadar yazdım. Artı 3A artı 6. Artı 5A artı 6. Şuradan da devam edelim. Artı 3A artı 6. Tekrar ne var? Artı 3A artı 6. Şimdi çocuklar bunları benzer terim dediğim neydi? Değişkenlere ait olan ifadeler. Yani buraya bakıyorsun. A hepsi. O zaman bunların katsayılarını toplayalım. 5A. 2A daha. 7A. 5A daha. 12A. 3A daha. 15A. 5A daha. 20A. 3A daha. 23A. 3A daha. 26A. O zaman toplam 26A artı. Şimdi neyi topluyoruz? Altıları. Şöyle yapalım. Biraz çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diğer altı ne yapar? 36. O zaman diyoruz ki bu cebirsel ifademizin toplamı ya da yeni oluşan şeklimizin çevresinin uzunluğu 26A artı 36. Anlaşıldı mı diye soracağım. Her zamanki gibi. Evet.